Arkadaşlar, Compass Sport markasının mümkün olduğu kadar fazla ürününü bizzat deneyip tecrübelerimizi not edeceğiz. Daha sonra bilahare reklam kampanyası üzerinde oturup tekrar çalışacağız. Ben bu şekilde süreci bizzat deneyimleyerek çok daha iyi fikirler elde edeceğimize inanıyorum. En iyi fikri ve sloganı bulan kişi benimle birlikte projenin başında olacak ve sürpriz bir de hediyenin sahibi olacak. Çok. Hep beraber çalışmak. Yani ben stajyer metin yazarı olduğum için benim için büyük bir şans. Bence de öyle de şu konsantrasyonunda senin için imkansız gibi bir şey. Size de hak veriyorum tabii. Ben hep haklıyım. Strong. Why so? Why? Ayhan, senin ne işin var burada? Salim. Sana özellikle güveniyorum. Yani tüketiciye verecek pratik mesajlar çıkabilir senden. Eğer ürüne ve kampa konsantre olursan altından kalkamayacağın şey yok. Vallahi ben bu outdoor işinin altından girerim, üstünden çıkarım. Öyle mi diyorsun? Tamam. Ayrıca takıldığın bir konu olursa da gurur yapma yani kafana takıp. Bana çekinmeden sorabilirsin. Hayır, ürünler o kadar pratik ve basit ki. Ha. Ben size hiçbir şey sormayacağım, emin olabilirsiniz. İyi. İlk etapta çadır ekibine katılabilirsin. O şekilde. Aynen öyle. Pratik bir çadır kurarak başla işe. Tamam mı? Tamam. Aa, Gamze geldi. Gamze, hoş geldin. Günaydın. Ne işi var onun burada? Yine mi bu kadın ama? Hemen hemen birbirimize benzer cümleler kurduk Deren Hanım. Aynen öyle oldu. Koş. Günaydın. 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 Gamze Hanım, sürpriz oldu. Hiç beklemiyorduk biz sizi. Ürünlerimizi denerken ev sahipliği yapmak istedim. Hem belki soracak sorularınız falan olur. Evet. Çok güzel düşünmüşsünüz onu. O zaman buyurun, ben sizi ekibin yanına götüreyim. Arabada eşyalar vardı, onları alıp... Hallederim ben. Öyle mi? Tamam. Buyurun. Görüşürüz o zaman. Gamze Hanım'ın burada olacağımızdan nereden haberi oldu acaba? Ben dün telefonda söyledim. Telefonda? Ha. Ne oldu, bir şey mi dedin? Yok, bir şey demedim de. Yani şimdi bir reklam kampanyası yürütüyoruz ve o reklam şirketinden birinin burada olması sorun olmayacak mı? Yani diğer ajanslar haksız rekabet demezler mi? Bence Gamze Hanım'ı böyle kibar bir şekilde yolcu edelim. Her ajans ürünleri deneyebilir yani. Böyle bir hakkı var isterlerse. Ürünleri deneyebilirler ve ürünlerle ilgili bir şey sorabilirler. Compass Sport da ajanslara yardımcı oluyor yani, eşit mesafe. Gamze de benim arkadaşım olduğuna göre bizle birlikte bir gün geçirmesine bence hiçbir sakınca yok. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Çok haklısınız. Bana ne zaten? Ben sizi düşündüğüm için söylüyorum. Sonra laf olmasın diye. Yani peşimden giriyorsunuz değil mi? Sonra demesinler haksız rekabet falan yapıyorlar diye. Yok, demezler. Merak etme, öyle bir laf olmaz. Çünkü Gamze zaten o kararı verecek mercide değil. Yani o karar verecek ekipte değil zaten. Buongiorno. Seyircan. Fabri Bey. Sizi beklemiyorduk. Ben siz yine ortağınız değil miyim? Evet, öyle. Elemanlarımızın çalışmalarını ve yeni projeleri bundan sonra daha yakından takip etmek istiyorum ben. Zor olmasın doğa koşulları, pek şehir hayatına benzemez buralar. Siz hiç merak etmeyin Senior Can. Benim de outdoor deneyimlerim var oldukça. Hadi ya. Üniversite yıllarında Alpler'de ya dağcılık yapmışlığım bile var. Arada sırada parasailing'e giderim. Bir de rüzgar sörfünde de birkaç madalyam var. Yeterli mi sizin için? Vay be, bunlar çok önemli donanımlar. Yani bizim burada size çok ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum. AB statüsündeki bir grup, yani tüketici grubunun ihtiyaç olduğunu düşünüyorum, evet. Kesinlikle doğru. O zaman ben size malzemeleri göstereyim. Ürünleri tanıtayım. Tabii. Vallahi Nihat abi, bizim iş pek sana göre değil be abi. Bu İstanbul trafiği insanı tansiyon hastası yapar, şeker hastası yapar abi. Evet, tamam işte Selahattin, onların hepsi bende var ya. Merak etme sen. Tansiyon da var, şeker de var. Açlık 160, tokluk 400.
Geçmiş olsun da abi. Bence sen bakkalında otur be abi. Ya iyi diyorsun, iyi diyorsun da Selahattin. Para lazım, ek iş lazım. Ama madem sen yok bir şey diyorsun, o zaman ben kalkayım ya. Hem dükkanda boş gideyim. Hadi hayırlı işler. Hadi görüşürüz. Selahattin abi, bizim Metin var gececi abi. Karısı ameliyat olmuş, kendisi bir hafta yok. İstersen abiye söyle. Nihat abi, gel abi gel. Hayırdır, ne oldu? Gece işine çıkar mısın abi? Hem trafik de tenha olur. Çıkarım ya, niye çıkmayayım? Tabii çıkarım. Alo diyorum abi o zaman ben. Ay yaşa be Selahattin, ben senden haber bekliyorum tamam mı? Tamam. Bak abi, mutlaka alo de ha. Tamam abi. Hadi kolay gelsin. İyi oldu be. Of Nemisi ya. Ya ben ne yapacağım ya? CC yine panik ataklarda. Biz konuştuk ya bu arkadaşlık meselesi. Ondan beri kafası iyice çorba oldu. Zaten bütün erkeklerin kafası çorba gibi değil mi? CC özel bir durum değil yani bu. Bir şey soracağım. Senin o arkadaşın yanındaki arkadaş kimdi acaba? Bambi. Gamze. Can'ın arkadaşı. Ha, Bambi diyorsun. Niye gelmiş ki? Çağırmış, davet etmiş. İlgisi var demek ki. Yani arkadaş olduğumuz için müdahale edemiyorum ama... Güzel kız değil mi? Yok be, neresi güzel bunun? Senin yanında hani var ya, esamesi bile okunmaz yani. Hayır Ceyhan Can Bey, ona mı bakacak sen varken? O şekilde mi hissettin? O şekilde hissettim. Bence kızın da hiçbir ilgisi yok Can'a. Altıncı hislerim kuvvetlidir kardeşim. Ben de öyle hissediyorum da. Örgüsü de ne güzel olmuş. Gel yakından bakalım da akşam evde yaparsın bana, yürü. Ne diyorsun ya? Örgüsüne bakalım diyorum. Örgüsüne mi bakacağız? Ya yürü. Gelsene. Bakıyorum da ya, doğa sporlarıyla böyle bayağı içli içli duruyorsun ha. İçli dışlı demek istediniz. İçli. Evet, içli dışlı duruyorsun, bravo. Bugün de bir şey öğrendim. Bugün evet, içli dışlı. Ya aslında Can'la tanışmadan önce pek bir ilgim yoktu. Hı hı. Hatta öyle kamp ortamlarından falan pek de hoşlanmazdım. Can'a karşı ilgisi varmış. Duyacaklar. Ama Can bizim ortamda çok popülerdi. Onunla tanışmak için bir şeyler düşünmem gerekiyordu. Ben de gittim böyle kampçılıkla ilgili kitaplar falan okudum. Böyle oradan ezberlediğim bilgilerle hava attım. Kampçıymışım gibi yaptım. Yılların dağcısı sandı beni. Zeki kız ha? Öyle arkadaş olduk yani. Bu sahtekar bu o zaman. Bu yalancı bu kız. Bu kızın kampla falan alakası yok o zaman. Yok kardeşim. Görüyor musun yalancıyı? Bak ya, vay arkadaş. Meğersem kamp map yalanmış, tek gerçek Can'mış yani. Ay ya, beni hiç gaza getirme şu an. Bak ormanlık alandayız, elimden ters bir şey gelecek. Aç şunu. Eskidenmiş ya, eskiden de değil zaten. Ben o yüzden hissedemedim zaten herhalde. Otur, otur. Can'ın çevresine girmek için ölüyordum o zamanlar. En yakın arkadaşından hoşlanıyordum çünkü. Aha. Öyle onlarla kamp yapa yapa o kadar çok sevdim ki profesyonel dağcı oldum. Ya hem spor olarak yaptım hem lisansımı aldım. Bir de üstüne doğa sporları eğitmenliği de yapmaya başladım. Öğretmen. Evet. Magnifico, bravo. Ama tabii bu aramızda bir sır. Yani segreto. Segreto. Hı-hı. Tamam, merak etme ben de. Gamze bakar mısın? Geliyorum. Vay arkadaş ya. Konuşuyorsun lan. Hiç. Öyle havadan sudan. Da sizin yıldızınız pek bir barışmadı galiba. Aynen. Vallahi bizim barışacak gibi. Ya bakma öyle. Hoşuma gitti. Ya böyle farklı bir karizması var. Farklı diyorsun. Bence çalıştırma ağzını. Direkt İtalyanca öğrensen. Türkçeyi bozma. Sakin ol kardeşim. Bağıramıyorsun ya yalancı o diye. Bağıramıyorsun, nasıl ispat edeceksin? Nereye tutacağım ben bunu? Tut onu, tut, 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 kaldır. Bambi'ye bak.
Öyle çadır mı olur ya? Gamze Hanım, çadır kurmak uzaktan göründüğü kadar kolay değilmiş anlaşılan. Ha yok canım, çok kolay bu. Bitti bile hatta. Şurada kapatmayalım. Gamze, sen niye onunla uğraşıyorsun? Dişine göre bir şey bulsana, fazla pratik ve kolay değil mi senin için? Yok yok, kurmuyordum ben zaten. Sanem'e gösteriyordum. Yani düşük level kullanıcılar bunlar da bile zorlanabiliyor. O yüzden tanıtımını iyi yapmak lazım. Ben de şaşırdım zaten. Gamze Hanım böyle çadırın sağında sonunda dolaşınca ben de çadırı kuramıyor sandım. Oysa ki çok basit değil mi? Sen kurdun mu Sanem? Ben Ayhan'la CC'ye devrettim. Çünkü düşük level çadırları gözlemliyorum nasıl kuruyorlar diye. Ben senin rahatlıkla kuracağından %100 eminim zaten. Benim senden asıl beklentim yeni sorunlar bundan. Ben gidip çadırları kontrol edeyim. CC, Ayhan, çok basit bir şey. Çok basit bir şey. Basit yani. Evet, hemen gösteriyorum size. Evet. Sokun şunu şuradan. Benim içine girip bir bakmam lazım. Ben o zaman. Kahve içelim mi? Olur. Tamam. Evet. Girdin mi? And later. Siz böyle çıldırın. Sizi içinden kaldırın. JJ. Tabilirsiniz diyor. Yani. Ya şunu için diyorum. Kaç gün çıldırın. Ben buradan öyle yamuk görünüyorum. Hayır yani çıkmalarına bunu bir şekilde terbitlememek gerektiği söyledim. Salim Hanım. Hemen bunu yaz. Salim. Ne yapıyorsun? Aa, bitti sayılır. Birkaç eksik bir şey var sadece. Ben de öyle anladım zaten. Yardım lazım mı? Olur. Pek bir şey kalmadı ama. Hemen hemen biz bitirmiştik. O zaman sizi böyle alayım. Tabii. Hey Allah. Gece çıkamadım. Şu şekilde. Hayır, burada bak talimatta diyor ama. Bugün çıkarsanız bitiririz, hadi. Aa, çıktık, tamam. Çıktık, evet. Siz anlıyor musunuz? Biraz. Birkaç tane yapmışlığım var tabii. Önce çubuğu, önce çubuğu geçeceğiz. Önce çubuk çok önemli. Evet. Evet, tam olarak orası Sabri Bey. Bravo. Çok güzel kurdum çadırı. Yani... Çok yardımcı oldunuz. Çok teşekkürler. Evet. Ya sanki böyle elinizden her iş geliyormuş gibi hissediyorum. Ben zaten direkt uydun işi yaparım. Nasıl? Gamze Hanım'la Can Bey bayağı samimiler ha? Öyle mi? Fark etmedim. Fark etmedim. Peki. Can Bey ya. Tabii. Hem başarılı hem yetenekli. Hem de çok... Sıra dışı birisi. Tabii haliyle etrafında çok kadın oluyor. Ne oldu? Kıskandınız mı? Ben mi? Hı hı. Niye kıskanayım ki? Yani insan arkadaşını kıskanmaz sonuçta. Oo, arkadaşlık. İşte o en zoru. Neden? Çünkü arkadaşlık her türlü olasılığa açık bir durum. Yani hem sizin için hem de... Diğer arkadaşlar için. Evet, diğer çadırları da kuralım. Emre'cim, neyi bekliyorsun? Neden diretiyorsun anlamıyorum ki. Sen böyle kendini çektikçe hiçbir şeyin sahibi olamazsın. Git kampa karşısına dikil. Abim Ali'nin rezil mi olayım? Kovsun mu adam beni? Hayır. Bu sefer onun küçük kardeşi olarak gitmiyorsun. Bu sefer şirketin %40 hissesinin sahibi ortağı olarak gidiyorsun. Yani evet, aslında haklısın da. Bilemedim şimdi, bir sürü tantana falan. Emre'cim, canın sana ihtiyacı olmayabilir ama o şirketin sana ihtiyacı var. Sen annene bir söz verdin, tutmak zorundasın. Yani artık kendini ezdirme. Git ve senin olana sahip çık. Haklısın. Ne yapacaksın, gidecek misin? Gideceğim, tamam. O zaman ben bir başımı değiştireyim yani. Seçim başım. Tamam. Bence en doğru karar verdim.
yapamıyor işte. İnmiyor, yapamıyorum. Kimse de bana yardım etmiyor. Bir de şu Gamze çıktı başıma. Can, bir bakabilir misin? Yardımın lazım. Ne oldu lan? Bunu kuramıyorum bu hamağı ben. İstesen yaparsın aslında da sen konuya kafadan negatif yaklaştığın için yapacağın varsa da yapamıyorsun yani, öyle bir şey. Önce bunu böyle bağlıyorsun. Evet. Sonra muadilini oraya bağlıyorsun. Öyle evet. Acaba diyorum yani sen benim yanımda olsan birazcık. Benim çünkü kamp tecrübem yok. Gördüğüm kadarıyla Gamze konsepte hakim, onun ihtiyacı yok sana. Hayır yani müşteri beni görürse bu kadın bir hamak bile kuramıyor. Bizim kampanyayı nasıl yönetecek diyecek. Buralardayım zaten Deren. İhtiyaç halinde bir çığlığınla yanı başındayım yani. Deren, gelelim bunu bağlayacağız. Bir şey rica edeceğim senden. Evet. Kamptayken yani ormandayken pek ajans havası yaratmayalım, olur mu? Yani ürünleri denemek için buradayız. O yüzden çok iş gibi olmasın yani. Çok sıkıldım ama kamp sevmiyorum. Bakar mısınız? Aylin Hanım, bakar mısınız? Merhaba. Aylin Hanım, ajans kapalı. Kimse de yok. Biliyorum, herkes kampta. Ben bir dosyamı unutmuşum, onu alıp çıkacağım. Aylin Hanım. Can Bey sizin şirkette ilişkiniz kalmadığını söylemişti. Ben şimdi kimse yokken... Senin adın ne? Ferdi. Ferdi. Bak Ferdi. İş ortamında ortaklıklar kurulur, ortaklıklar bozulur. Ama bu bizim Can'la olan ilişkimizi etkilemez. Anladın mı? Ben içeride bir dosya unuttum. Yerini de biliyorum. Hemen onu alıp çıkacağım. Anlaşıldı mı? Ama Can Bey? Can Bey kampta ve telefonda çekmiyor. İstersen birbirimizi daha fazla yormayalım. Ne dersin? Harika. 5 dakikaya görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Yeni ürünümüz taşınabilir bir GPS arkadaşlar. Ürünümüz sesli yönlendirme yapabilen bir teknolojiye sahip. Bu ürüne bir de oyun ekledik. Cihazımızı kullanarak orman içindeki patikalara yerleştirmiş olduğumuz bayrakları toplayan ve finish noktasına en kısa zamanda giden kişi yarışı kazanacak. Çok hoş. Güzel. Bayrakların yerleri aygıtlarımızda kayıtlıdır. Herhangi bir harita kullanılmayacak. Hazır olduğunuzda startı vereceğim. Kimler katılacak? Ben.
güzel. Alalım mı? Bu benim başımı döndür. Bu beni daralttı bu. Bunu al. Bu benim teknolojim değil. Fiyares diye evet. Pardon. Sanem. Sen o GPS aletini denemek zorunda değilsin Ayşe. Yani gözlük kamerayı deneyip bu şekilde de fikirlerini not edebilirsin. Niye böyle bir şey söylüyorsunuz ki? Ne ima etmeye çalışıyorsunuz bana? Ne ima edeceğim Sanem? Ya bu GPS aletleri kullanmayı bilmeyene bayağı yanıltıcı olabiliyor yani, o yüzden. Haberin olsun. Anlıyorum, anlıyorum. Gerçi ben böyle dağda bayırda kamp yapmaya alışkın değilim ama... süs bebeği de değilim. Tamam, gideceksen de tek başına gitme. Sen hocam. Hep... Duyuyor musun? Ben bir şey sormak istiyorum size. Zaten ters takmışım saati. Hı-hı. Şimdi bunu bir başlatın da bana. Ben çünkü birinci ben olacağım. Ben yardımcı olayım bir saniye. Şu an şu barometreyi göstereyim. Oh, tamam. Şu kaybettiniz. Sorun varsa yardımcı olabilirim. Bir an Aylin Hanım sandım. Bunun başka şeyi var mı acaba? Başka seslisi bu. Çünkü beni gerer. Gerecek gibi o yüzden. Yok, o ayarlanamıyor ne yazık ki. Öyle mi? Hay Allah. Neyse artık yapacak bir şey yok. Bu gözlük de beni biraz şey yaptı. O yüzden ben bu teknolojiyi kullanacağım. Evet. Hayır, tamam. Şu kaybettiğiniz yerlerin göstergesi. Tamam. Şu da saat zaten. Şu da yön. Teşekkürler. Rica ederim. Sanem. Çok iyi olacak, hiç merak etme. Hırsına değil, amacına odaklan, tamam mı? İçgüdülerini dinle, tamam? Hadi. Anlaştık. Hadi. Ne benzettim sesini de şey yaptı, beni gerdi. Nereye ya? Ben yüzden... birinci olup geleceğim ne tatlım. Nereye? Nereye? Beklesene bizi ya, yürü. Tamam. Tamam. Senior Can, sizi... yarışa katılmayacak mısınız? Hayır. Neden? Benim yarışa katılacağımı duyup vaz mı geçtiniz yoksa? Ha, vazgeçtim. Benim bir yarışa katılabilmem için kendime rakip olarak gördüğüm biri olması lazım önce. Bence beni o kadar küçümsemeyin. Ben her konuda sizinle yarışabilirim. Görelim bakalım. Arkadaşlar dinleyin beni. Süreyi başlatıyorum. Başlattım. Ay. Ya senin her yerin Bambi olsa kaç yazar acaba ya? Ha? Zengin bebesi seni. Kuzeybatı. Kuzeybatı ne taraf ki? Bence... hiç orası olduğunu düşünmüyorum. Bu taraf. Bence bu taraf. İçgüdü diye bir şey var çünkü. Apartman bebesi seni. Yok dağcılık kulübüne gittim. Dağcılık kulübüne gittim. Yok dalış kulübüne gittim. Yok sen neymişsin be? Neymişsin? Öyle kitaplarda okumakla olmuyor ama. Ha? Sen böyle bayram çocuğu gibi apartman apartman dolaşırken ben arsalarda saklambaç oynuyordum güzelim. Ona göre görelim bakalım. El mi yaman bey mi yaman? Güneybatı. Güneybatı ne taraf ki? Sağa dönün. Sağa dönün. Sağda yol yok. Sağa dönün. Yok yok, sağda yol yok. Bizden uzaklaşıyorsunuz. Kesin sol demek istiyor aslında. Sağa dönün. Ya hissettim. Yılan mı o?
Kuzeydoğu yönünü hala aynı şeyi söylüyor. Üçtür aynı şeyi söylüyorsunuz hanımefendi. Yani Kuzeydoğu'yu aktarsanız bize, o bilgiyi verseniz. Şöyle aslında, Kuzey'i bulursak bence gerisini de bulabiliriz. Ayhancığım, ben şu an Kuzey'i bulabilsem zaten izci falan olurdum. Nasıl bulacağız Kuzey'i? Her yer aynı. Nasıl yapacağız? Aa Cici. Ne oldu? Bir şey diyeceğim. Bu ağaçların yosunlu tarafları var ya. Bir şey gösteriyordu. Şey gösteriyordu. Ne? Neyi gösteriyordu ya bunlar? Neyi gösterecek bunlar? Bunlar rutubeti gösterir. Nemi gösterir. Romatizma gösterir. Aile hekimini gösterir o taraf. Ne gösterecek? Yok yok. Böyle ilkokulda öğretiyorlardı ya. Yosunlu taraflar neyi gösteriyordu ya? Bana yine gelmeye başladılar şu anda. Panik gelmeye başladı bana. Akşam oluyor. Ne yapacağız Ayhan? Şu an akşam oluyor. Ne yapacağız sabah kadar? Ceycem. Sakin ol. Yan yanayız. He? Yani yanındayım ya ben senin. 100 metre sonra güneybatı yönünde ilerleyin. Hanımefendi, bir susarsanız bir şey konuşuyorduk. Evet, sizi bir süre kapatayım. Panik yapmaya gerek yok. Doğada sakin olmak lazım. Ya biliyorsun, ben doğada hani ormanda yatıyordum, hatırlıyor musun? Doğa bana fısıldıyor. Güzel bir alışverişimiz var doğayla. Evet, tabii ki fısıldıyor. Sakin olmak çok önemli. Sence bayrak! Vallahi billahi! Cici! Cici! Neredeyim ben ya? Ya konuşsana, neredeyim? Hedeften uzaklaştınız. Ne kadar zekisin. Onu anladık zaten. Nereye gitmem gerekiyor onu söyle. Ben kesin kayboldum. Ayhan! Kimse yok mu? Kimse yok mu değildi. Kimse var mı? Ay, ben kayboldum. O ne ya? Ay. O nasıl bir şey? Ay! Altı. Kaç tane topladın? Altı. Ya, altı. Beş tane. Kaç tane buldun? Bir tane buldum. İki. Kaç tane buldun? Ben de bir tane. Bir ya. Bir de. Üç tane. Ben de bir var. Çok verin oldu mu ya? Çok oldu. Çok oldu. Arkadaşlar beni dinleyin. Villansa'da altı bayrakta gelen Can Bey yarışı kazandı. Arkadaşlar acıkan var mı? Çok acıkan. Arkadaşlar bir saniye daha almayın. Sanem nerede? Gelmedi mi henüz? Göreniniz yok mu? Bir saniye. Sanem'i görmedim. Ulaşılamıyor. Sinyal de yok. Arkadaşlar bir ultuyu kesin. Dağılalım şimdi. Sanem'i arayacağız. Çok da öyle fitursuzca dağılmayın yani. Kontrolü dağılalım. İkişer ikişer falan gidin. Bir de sizi aramayalım şimdi. Bir saat içerisinde Sanem'i bulamazsak tekrar buraya geri dönüyoruz. Daha profesyonel bir arama ekibi kuracağız. Tamam. Okey. Sanem! Sanem! Yok. Nereye gitti? Aman! Sanem! Nerede? Yok. Bu böyle olmayacak. Dağılalım. Ben şu tarafa bakayım. Fabri Bey, bu böyle olmayacak. Dağılalım. Siz o tarafa doğru gidin. Tabii. Ya nerede bu kız ya? Bilmiyorum ama panik yapmamamız lazım. Panik bizim doğada en büyük düşmanımız. Ya başına bir şey geldiyse? Başına bir şey falan gelmeyecek. Ne olacak ormanda? Ağaç var, yaprak var, şöyle ufak dallar var. Yılan olabilir. Kurt inmiş olabilir. Buralarda kurt olabilir. Kurt. Sanem! Sanem! Sanem!
Sanem! Sanem! Sanem! Senin sesin mi çatladı biraz? Bağırıp bağırıp. Sesim kısıldı. Sanem! 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 Neredesin Sanem? Ses ver. Sanem neredesin? Sanem! 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 Sanem iyi misin Sanem? Sanem'i buldum! Sanem! Seyircan! İp lazım. İp. Birazdan buradan çıkacağız 5-10 dakika içinde, tamam mı? Sakin ol, panik yapma. Doğrulabilir misin? Evet. İyisin değil mi? Başın dönmüyor. İyiyim. Biraz otur burada. Benim yapmam gereken bir şey var. Sonra seni kaldıracağım, buradan çıkacağız, tamam mı? Tabii. Biraz otur. Sakin ol, tamam mı? Geçeceğiz yumurta. Bana çok sıkı tutunman lazım. Tutunabilir misin bana? Ha? Tutuyorum. Basamaklardan tek tek çıkacağız, tamam mı? Tamam. Kollarını dola boyuna. Tamam. Bacaklarına beyin bak. Oturma. Sanem,
İyi misin? İyiyim. Ya ben anlamam ki ya. Senin anlamına gerek yok, ben anlayacağım zaten. Ver. Tamam, bak şimdi. Tabii biz dağlarda, bayırlarda bayağı zaman geçirdik tabii İtalya'da. Ben de çok bayılırım. Daha iyi misin? İyiyim. Çok korkuttun hepimizi. Çok endişelendim. Ben de çok korktum. Bir daha seni gözümün önünden ayırmayacağım. Hiç mi? Yani özellikle böyle ormanlık alanlarda hiç. Anladım. Yorucu bir günün ardından kahveye çok... Delisiyoso, çok iyi geldi. Bana da çay çok iyi geldi. Tabii siz Türkler çay, biz kahve. Evet. Ama bu sefer kekik çayı. Kekik? Hı-hı. Çok rahatlatıyor. Siz de denemelisiniz mutlaka. Tamam. Bir dahaki sefere denerim. Yani ormanın içinde de o çukurun ne işi vardı, ben onu anlamadım. O çukur değil zaten, Grand Canyon. Yani onu görmeyip de zaten nasıl düştün orası tam bir soru işareti ama hiç sormayacağım. Boş ver. Onu avcılar ayı veya domuz avlamak için açmışlardır. Az kalsın seni göreceklerdi. Annem görse hiç şaşırmazdı. Yani başımı hep belaya sokuyorum da. Çay içer misin? Olur. Uzarmasın. Sen alttan destek at o zaman. Tamam. Ben de böyle tutayım seninki ağırsa. Tamam, ben de buradan tutayım. Zengi olsun. Emre, senin ne işin var burada? Gel istersen biraz Vita'da konuşalım. Emre, benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Öyle mi? Benim seninle konuşacak bir şeyim var ama sana bir haber getirdim. İlgilenmiyorum Emre. Söyleyeceğin hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Seninle benim ortak hiçbir şeyimiz yok. Olmayacaktı. Annemiz. Annemiz ortak ama. Ne olmuş annemize? Ne alakası var? Aramızda olanları biliyor. Bana ne? Ajansı olanları da biliyor. Bana ne? Bir hisseleri bana devretti. Ne? Evet. Yani anlayacağın beni artık kovamazsın. Yani en az senin kadar şirkete benim de hakkım var. Emre kaybol. Sen anlamadın galiba değil mi? Ha? Beni diyorum kovamazsın. Sen istesen de istemesen de varım ajansta. Senin bu şirkete dönebilmen için o hisselerden daha fazlasına ihtiyacım var Emre. Bu iş o kadar kolay değil. Elimden bir kaza çıkmadan defol git. Çok pişman olacaksın ya. Çok. Thank you.
arkadaşlar. Ne kadar da güzel bir kamp akşamı değil mi? Evet. Gökyüzünde yıldızlar parlıyor. Temiz hava mis gibi içimize çekiyoruz. Mutluyuz, huzurluyuz. Hiç de öyle görünmüyorsunuz ama biz buraya ne için geldik arkadaşlar? Şahane fikirler bulmak için. Gerginsiniz, ben bunu anlıyorum. Ama sizleri motive edecek mucizevi bir şey var elimde. Alın magları gelin. Getirin bardakları, hepinize var. Bardaklarımızı getirelim. Evet. Kardeşim. Ne kadar sansasyonel bir geceye geldim ben. Olaylar. Sorma. Emre Bey'in gelmesi çok kötü oldu. Gel Cecek. Şehirlerle mi? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ya o içki mi o? Birazcık alkol koydum tabii ki içine. Ben içemem. Benim hemen uykum gelir. Benim uyumamam lazım. Niye? Sana dokunuyor mu? Dokunuyor biraz. Kampa gelince geç yatarım diye düşünüyorum. Kime vereyim bunu? Of, üfüm ya. Can bir sakin olur musun lütfen? Ya görmüyor musun Gamze? Ben onu görmek istemiyorum dedikçe o... Ya bir de annemin hisselerini almış ya. Can tamam. Bak bir derin nefes al, bir sakinleş. Ha, İğneada'da kamp yapmıştık, hatırlıyor musun? Hani erkek arkadaşımın beni aldattığını öğrenmiştim. Utanmadan bir de gelip benden özür dilemeye kalkmıştı, hatırlıyorsun değil mi? Sen ne demiştin orada bana? Doğadayız. Yıldızların altındayız. O pisliğin bu güzel geceyi mahvetmesine izin verme. O minvalde bir şey. Aynen öyle. Ve ben de seni dinlemiştim. Yani zaten o an yapacak pek başka bir şeyim yoktu. Ama sonra senin bana o söylediğinle, o enerjiyle her şey çok daha kolay olmuştu benim için. Şimdi aynı şey senin için de geçerli. Yani kardeşinle ne oldu bilmiyorum. Ama çözeceğiniz yer burası değil Can. Yani illa çözülecek, siz kardeşsiniz. Ama baksana yıllar sonra burada tekrar kamp yapıyoruz birlikte. Plazalardan, şehirden, o kaostan uzaktayız. Bunun tadını çıkar. Tamam mı? Haklısın. Burası yeri değil. Aynen öyle. Nasıl oldun? Ben iyiyim. Teşekkürler. Belli ki ya, kritik zamanlarda hep senin hocanın yanında. Çok iyi anlaşıyorlar. Hı? Kim? Biz ekipçe çok iyi anlaşıyoruz. Yok. Senin hocam ve Gamze Hanım'dan bahsediyorum. Çok uyumlular. Baksana nasıl da sakinleştirdi senin hocanı. Öyle mi oldu? Hı hı. Bana hiç öyle gelmedi ama. Emin misin? Bir bak istersen. Sanemciğim, sen hiçbir şey içemedin, kıyamadım ben sana. Meyve suyu hazırladım. Gerçekten mi? O zaman ben de size tabure vereyim, buyurun. Çok teşekkür ederim. İç, iç sen. İç. Hadi afiyet olsun size. Teşekkür. Vallahi benim de içim yanıyor. Öyle böyle değil herhalde. İç. Arada. Hepsini iç. Ben bir şeyler içeceğim, ister misin? Yok, ben iyiyim böyle. Sağ ol. Sen keyfine bak. Tamam. Görüşürüz sonra. Bunun tadı bir enteresan ama şeyden o. Organik ya meyveler. Biz şehirde tabii unuttuk onların tatlarını. Bitir ama hepsini. Vitamin çünkü. Bitir, bitir. Bitiyorum. Hepsini bitirsen olur mu? İç hepsini, iç. Can! Ne yapıyorsun? Ben biraz dolaşacağım dedim. Beraber dolaşsaydık yine olmadı. Benim zamanlamam çok kötü ama. Uykum mu geliyor? Benim uyumamam lazım. Kurt var, kuzu var. Uyuma Sanem. Kurt var.
kuzu var. Ben en iyisi dolaşayım. Açılayım biraz. Hadi ya. Emre, senin ne işin var? Sen biraz ötede konuş. Emre, senle konuşacak bir şey var. Emre, senin ne işin var? Çok pişmanım var Eksi'yle. Veysel Hanım bana devretti. Yani anlayacağın beni artık kovamazsın. Yani en az senin kadar şirkete benim de hakkım var. Emre kaybol. Sen anlamadın galiba değil mi? Ha? Beni diyorum kovamazsın. Belen Hanım enteresan meyveler koymuş bunun içine. Ama fena değil, insan alışıyor birkaç yudumdan sonra. Ya insan... ormana girip de tek başına kalıp da bir de hiç korkmaz mı ya? İşte. Cesurum. Tilki mi acaba bu? Tilki mi bu? Tilki kampta mı normalde? Tilki mi geldi? Yılan mı bu? Sanem. Can. Can Bey. Ne iş var burada? Ben geziyorum. Doğan Hanım kollarında, kucaklarında geziyorum. Biraz içtik mi? Hı? Meyve suyu. Meyve suyu diyorsun. Evet. Emin miyiz peki onun meyve suyu olduğundan? Evet, meyve suyu bu. Kesinlikle Deren Hanım benim için özellikle sıkmış bunu. Ayrıca size ne patron bey? Sizi hiç ilgilendireceğini düşünmüyorum ayrıca. Ayrıca niye bu kadar uzaklaştınız ki kamp alanından? Arkadaşlarınızı niye yalnız bırakıyorsunuz? Mamilamize. Bu da nickname gibi oldu. Yani o niye yalnız bıraktınız ki onu? Yakışıyor mu size? Ayrıca uzun süre görüşmemenizi ben hiç anlayamadım. Çünkü çok iyi anlaşıyorsunuz. Bence aranız çok iyi. Kısa zamanda da toparlarsınız. Böyle bir kaynaşırsınız gibi hissediyorum. Hadi gel kampı geri dönelim. Öyle mi? Arkadaşım orada. Merak etmesin beni. Bir an önce giderim. Ama haklısın da ama. Yok, ben bir an önce uyu diye giderim diyorum. Gel, uyuman lazım senin. Can, evet. Su uyur düşman uyumaz, bak bu çok önemli bir söz. Bu ne be su uyur düşmanı, ne suyu ne düşmanı. Sen ne içtiysen biraz fazla içmişsin bence. Eğer anlamadıysan ben sana anlatayım. Sen benimsin. İşte o kadar.